Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, herkes senden kuşku duyarken, hem kuşkuya yer bırakır, hem kendine güvenirsen eğer, bekleyebilirsen usanmadan, yalanına karşılık vermezsen yalana, kendini evliya sanmadan, kin tutmayabilirsen kin tutana, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir, İkisine de vermeyebilirsen değer, ömür verdiğin işler bozulsa da, koyulabilirsen işe yeniden, döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı tura da yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu, yüreğine, sinirine dayan diyecek, direncinden başka şeyin kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada, sen dayanabilirsen tek, her şeyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum, adam oldun demektir. Bugünkü konumuz Deniz Baykal. 1938'de bir adam öldü, 1938'de bir adam doğdu. 20 Temmuz 1938 Deniz Baykal'ın doğum günüdür. Doğum günü kutlu olsun Sayın Genel Başkanım. Allah uzun ömürler versin. Onun anısına Türkiye'den gelip geçen, Türkiye siyasi hayatında 1960'lardan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurucu genel başkanı Sayın Deniz Baykal'a atfen yapılmıştır. Aslında bizim Deniz, o küçük kardeşim, 1994 yılında doğdu. Tam işte daha bizim de 13-14 yaşları. Deniz olduğunda babam şey dedi, adı ne olsun dedi. Ben direkt demişim, Deniz Baykal Tekerek olsun demişim. Babam da tamam dedi. Fakat o zaman nüfus müdürlüğüne yazılırken Baykal kısmını çıkarmış. Sadece Deniz Tekerek olarak kaldı. O da hani biz muhalefette çok kaldığımız için. Yani bizim muhalefette kalmamız sadece bizimle sınırlı değil. Hani babam da o zaman hep al nurlar içinde, ışıklar içinde uyusun. Rahmetli sendikacıydı. Osmaniye Belediyesi'ne 26 yıl hizmet etti. O dönem işte Deniz'in adını yazdırırken Deniz Baykal Tekerek olarak değil de Deniz Tekerek olarak yazdırmış. O tabii çocuğunu koruma içgüdüsüyle yapılan bir şey. Deniz'in adı Deniz Baykal'ın adıdır. İşte 2,5 yıl önce de bir düğünü oldu Deniz'in. Ona da gelecekti. Biliyorsunuz o dönem başkanlık referandumu vesaire. Biz düğünü de kendisine göre ayarlamıştık ama devlet meselesi daha önde geldiği için yurt dışında görüşmeleri vardı. Tebrik mesajını gönderdi. Öyle bir anısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1965'teki seçim yenilgisinde, gençlik hareketinde vesaire hepsinde vardır. 1970-73-74 Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte sıçrama yaptığı dönemin Cumhuriyet Halk Partisi adına öz eleştirisini ve altyapısını Deniz Baykal yazmış. Hatta doçentlik tezidir. Siyasi tarihin her döneminde vardır. Zaten Deniz Baykal ağır yüklerin adamıdır. Herkesin taşıyacağı bir siyasi süreç geçirmemiştir. Hep mücadele içerisinde olmuştur. Deniz Baykal benim hani siyasi bir mühendisimdir, hocamdır, öğretmenimdir. Onun yanında Deniz Baykal, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük siyaset ve devlet adamlarından bir tanesidir. Bunu her zaman göstermiştir. Hani şimdi diyorlar, önce ülkem, sonra partim, sonra şahsım diyorlar ya. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 defa istifa etmiştir. Genel başkanlığından 3 defa istifa etmiştir. Bunun bir tanesi 95 yıllarında. SHP ile birleşme, SHP'nin çöktüğü dönem CHP ile birleşmesi, birleşme neticesinde de bu birleşmenin önünü açmak açısından istifa etmiştir. O zaman Murat Karayalçın'la bir genel başkanlık yarışı olmuştur. İkinci istifası 1999 yılıdır. 1999 yılında da baraj altında kaldığı için, parti başarısız olduğu için istifa etmiştir. Malum son istifası da bir komplo, işte kaset komplosu neticesinde olmuştur. 3 defa istifa etmiştir. Şu anda yerli ve milli bir
öyle modamız var. Hani ben Deniz Baykal'ı o dediğim tarihlerden beri, hani benim çocukluğuma şahit olanlar, dershane dönemindeki arkadaşlarım, üniversite dönemindeki arkadaşlarım çok iyi bilirler. Ben Deniz Baykal'ı birebir o yıllardan beri takip eden bir insan. Her gün takip eden bir insanım, her an takip eden bir insanım. Deniz Baykal'ın nezdinde tahmin ettiğim 3, bildiğim 2 tane Türkiye üzerinde operasyon yapılmıştır. Nedir o operasyonlar? Ben size izah edeyim. Bu kendisiyle olan söyleşimizde de geçmişti. Bana dedi ki oğlum 99'u nasıl değerlendiriyorsun dediğinde şöyle bir cevap vermiştim. Türk siyasi hayatını, yakın siyasi tarihi bilenler söylediklerimi onaylayacaklardır. 99 seçimlerine giderken biliyorsunuz o zaman bir hükümet var. Cumhuriyet Halk Partisi de bu hükümeti dışarıdan destekliyor. Banka vesaire yolsuzluklar, Korkmaz Yiğit olayı olunca Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti düşürdü ve seçim kararı alındı. Seçimlerden 4 ay önce yapılan anketlere bir bakın. %17'ler, 18'ler Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti görünümünde ve iktidarın bir numaralı adayıydı. O dönemde 4 ayda Türkiye üzerinde oynanan dediğim şey oynandı. Ne oldu? Hemen size ifade edeyim. Çiller ve Yılmaz anlaşamadı. Bülent Ecevit'e azınlık hükümeti, seçim hükümeti, dışarıdan destek verildi. Seçim kararı ve seçim takvimi belli olduktan sonra seçime 3 ay kala APO'yu teslim edildi. Bu nasıl bir sürece sebep oldu? Bu şu sürece sebep oldu. Kadrolu Cumhuriyet Halk Partisi bir takım oyunlarla, işte bu dediğim oyunla, baraj altında bırakıldı. Kadrosuz Demokratik Sol Parti birinci parti ve malum 2002 sürecini getirdi o süreçte. Ben bunu söyledikten sonra genel başkanı döndü, yani bu kadar dedi, oradan analiz edilebiliyorsa ben çok mutlu oldum dedi ve kendisi bana şunu anlattı. Oğlum dedi, o gün dedi Amerikan Büyükelçisi beni yemeğe davet etti. Programda olmayan bir yemekti dedi, yemeğe gittim. Yemekte bana bu haberi Amerikan Büyükelçisi verdi. İlk yorumum da şu oldu dedi. Belki şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından seçimler yönüyle çok iyi bir sonuç çıkmayacak ama Türkiye kazanmıştır dedim ve konuyu kapattım. Bu işte Türkiye'de dış güçler dediğimiz odakların, iç güçler dediğimiz, dış güçler dediğimiz odakların Deniz Baykal ve Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde yaptığı ilk darbe. Hemen ikincisine geçeyim. İkincisi kaset komplosu, biliyorsunuz. Kaset komplosu. İstese Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı da bırakmayabilirdi. Malum şu an geldiğimiz durumda o zaman kaset kumpasını, kaset komplosunu yapanların terörist ve hain edildiği bir durumda da haklı çıkardı. O FETÖ'nün altın çocuğu, Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran eski istihbarat şube müdürü Zeki Güven. Zeki Güven, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube eski müdürüydü. FETÖ'nün üst düzey yapılanması içindeydi. Gelecek vaat ettiği için altın çocuklar listesindeydi. Örgütün dinleme ve görüntüleme işlerinde önemli rol oynuyordu. Fakat hani önce devletim, sonra partim, sonra kendim anlayışından mütevellit, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorgulatmamak adına genel başkanlıktan istifa etmiştir. Üçüncü dediğim de hastalık meselesi. Hasta olduğu gün ben Kuşadası'ndaydım. Hasta olduğunu öğrendiğim gün. Bir gün sonra da mecliste randevumuz vardı. Randevu almıştım, kendisini ziyaret edecektim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Başkanlık referandumuyla alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet adına öncülüğü kim yapıyordu? Ekranlarda vesaire çalışmayı o yapıyordu. Yani adam diyor ki, arkadaş ben evet vereceğim. Ama benim bir kayınbirader var, hayırcı. Ama o adam terörist değil. Şimdi ona terörist ben diyebilir miyim? Üzülüyorum diyor, yani terörist diyor devletimizin başı. E benim kayınbirader ya, alakası yok diyor. E niye söylüyorsun arkadaş ya? Çaresizlikten, umutsuzluktan, umarsızlıktan, tükenmişlikten. Yani terörist diyecek, hayır diyenleri millet aman bana da terörist diyenler diye korkacak ve ben hayır demeyeceğim, ben evet diyeceğim.
Bakın, burada ilan ediyorum. Ben hayır diyorum. Bana terörist yerinde alnını karışlarım. Hayır, ananızın ak sütü gibi helal arkadaşlar. Ananızın ak sütü gibi helal. Senin milli görevin, milli görevin. Senin kimliğin o ya. Siyasi haysiyetin o. Senin elindekini alıp götürecek, sen de evet diyeceksin. Korkarak, ürkerek. Ya 20 yaşındaki çocuklar Elbap'ta bunların talimatıyla milli görevdir diye orada gözlerini kırpmadan şehit oluyorlar. Senin hataların yüzünden Güneydoğu'yu PKK'ya teslim ettiğin için, onlara cephane silah yerleştirme fırsatı verdiğin için, askerlere bunlara dokunma talimatı verdiğin için Güneydoğu'da kökleştiler. Şimdi onları oradan kurtaracağım diye sadece Nusaybin'i geri alabilmek için 74 tane evladımızı şehit verdik. O şehidin ruhuna haksızlık olmaz mı korkarak gidip evet demek? Hasta olmasa Cumhurbaşkanı adayı kimdi? Büyük ihtimal Deniz Baykal. Bugün o, bu gidişi teklif edenler de kurbanı olacak yarın. Siz de pişman olacaksınız. Bunu söyleme hakkı, görevi olan bir evladınız olarak burada söylüyorum. Yapmayın bu yanlışı, yapmayın. Ve hissiyatımı söyledim. Omzumdaki vebalin bir kısmını size intikal ettirdim. Yani bilin, olay budur. Ne olur canım, önemli değil. Sıradan bir seçim. Seçimin telafisi var arkadaşlar. 4 yıl sonra, belki daha erken seçim olur, 1 yıl sonra düzeltirsin. Yanlış belediye başkanı seçilebilir, düzeltilir. Ama yanlış anayasa yaptın mı? Anayasa asırlık arkadaşlar. Asırlık, geri dönüşü yok. Bakın dünyada bu getirilmek istenen anayasanın bir örneği hiçbir ülkede yok. Hiçbir ülkede yok. Kitapta yeri yok anayasa kitabında. Tarihimizde yeri yok. Bu anayasayı hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Başkanlık rejimi değil. Başkanlık rejimi doğru dürüst bir rejim. Amerika'da var. Ama Amerika'da başkan ne yapıyor? Bakanını atarken bile kongreden, yani meclisinden izin almak durumunda. Niye? O kongre millet. Millet yok sayılır mı? Millet adına kongre bu olmaz diyor. E bizde var mı böyle bir imkan? O ne isterse yapacak. Yani başkan seçimini Amerika'da millet seçiyor. Başkan yardımcısını. Başkanla beraber. Bizde kaç kişi olacağını bile bilmiyoruz ya. Kimi isterse alacak. Sen başkan yardımcısısın diyecek. O kadar. Sonra git kardeşim, seni attım diyecek, gidecek. Ya böyle bir devlet düzeni olur mu? Bakanlar öyle. Arkadaşlar, bu kadar yetki verilmez. Bu kadar yetki, 80 milyon adına hüküm verme yetkisi kimseye verilmez. Onun için, hani ben bunu sormadım. Şu an korona vesilesiyle hani ziyaret yasağı var, biraz da rahatsızlığı var. Fakat bunu da kendisine bizzat soracağım. Onun için dedim, hani iç güçler, dış güçler, tahmin ettiğim 3 ama bildiğim 2 tane oyunu dememin sebebi odur. Deniz Baykal aynı zamanda hakkı iade edilmeyen, hakkı verilmeyen, haksızlığa uğramış devlet ve siyaset adamlarından bir tanesidir. Atası İstiklal Madalyalı. Aynı zamanda Türk'tür. Etnik siyaset anlayışından gelenler için söylüyorum. Siyaset bilim hocasıdır. Hukuk fakültesi mezunudur. Türkiye'de 1989 yılında ilk Kürt raporunu, Güneydoğu raporunu altında imzası olan kişidir. Şu anda Güneydoğu raporu, Kürt sorunuyla alakalı o raporu indirin, okuyun, hala geçerliliğini. 1965'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilgisinde sorgulamayı yapan, doçentlik teziyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkatleri çeken, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaha kalkıp 73 yılında işte %42'lik, 43'lük oy almasına öncülüğünü yapan kişidir.
Değerli arkadaşlarım, uygarlık sizin gibi düşünmüyorum ama düşündüklerinizi söyleme özgürlüğünüzü sonuna kadar savunacağım diyebilmekte, bunu kuru bir edebiyat gibi söylemenin ötesinde bir davranış kuralı olarak uygulayabilmektedir. Düşüncelerini beğenmediği insanları öldürmeye kalkanlar, inançlarından dolayı insanlara işkence edenler, ilkel dar kafalı yaratıklardır. Cahil de olsalar, alim de olsalar dar kafalıdırlar. Taş da atsalar, en modern yöntemleri de kullansalar ilkeldirler. Hasan ile Hüseyin'i Kerbela'da şehit edenler onlardır. Nesimi'nin derisini yüzenler onlardır. Hallacı Mansur'u asanlar onlardır. Kubilay'ın başını kesenler onlardır. Uşak'ta, Isparta'da taş atanlar onlardır. Adanalı işçiyi, Şahin Aydın'ı, Kerim Yaman'ı vuranlar, öldürenler onlardır. Sağcısıyla, solcusuyla gençlerimizi öldürenler onlardır. Malatya'da, Tokat'ta, Amasya'da, Maraş'ta kitapçılara, dükkanlara, partilere saldıranlar onlardır. Bunların Batı uygarlığında da, Türk töresinde de, insanlık yasasında da yeri yoktur. Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlayın. Yani kimsenin o zaman konuşmaya bile cüret edemediği zamanda Ergenekon'un avukatıyım. Ergenekon'un avukatıyım diyen kişidir. Haklı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştır. Hatırlayın, o dönemde Balyoz ve Ergenekon döneminde kimsenin konuşamadığı dönemde çıkmış, ben bu davanın avukatıyım demiştir. İddianameden çok benim gözümde biri bizi gözetliyor evinin tutanak belgesi niteliğinde. Savcı üzerinden o savcılık cübbesini çıkarsın da bu iddiayı benim hakkımda söylesin de kendisiyle Türk adliyesi önünde bir hesaplaşıverelim bakalım. Tarih bir kez daha mazlumun yanında yer alan birisini yine haklı çıkarmıştı. İddianameden çok benim gözümde biri bizi gözetliyor evinin tutanak belgesi niteliğinde. Savcı üzerinden o savcılık cübbesini çıkarsın da bu iddiayı benim hakkımda söylesin de kendisiyle Türk adliyesi önünde bir hesaplaşıverelim bakalım. Türkiye en azından Deniz Baykal'ın onurlu, ilkeli, mazlumun yanında yer alan bu tarihi duruşunu asla unutmayacaktır. İddianameden çok benim gözümde biri bizi gözetliyor evinin tutanak belgesi niteliğinde. Savcı üzerinden o savcılık cübbesini çıkarsın da bu iddiayı benim hakkımda söylesin de kendisiyle Türk adliyesi önünde bir hesaplaşıverelim bakalım. Cumhurbaşkanının siyasi hayatının önüne açılmasına yardımcı olmuştur. Bunu demokrasi adına yapmıştır. Aynı İsmet İnönü gibi ölene kadar milli şef kalacak iken seçim kaybedeceğini bile bile demokrasiye geçme adına bu adımlara atmış biri olarak, onun devamı niteliğinde de Deniz Baykal aynı anlayışla bunu yapmıştır. Deniz Baykal Cumhurbaşkanı ile irtibat kurabilen, hatta hatırlayın 1 Mart tezkeresinde AK Partili milletvekillerini dahi ikna etmiş bir kişidir. Bunu herhangi bir çıkar, herhangi bir pazarlık, herhangi bir şey uğruna değil, doğru olduğunu bildiği yolda ilerlemiş birisidir. Ben şimdiki Cumhuriyet Halk Partililer, onun bir Sakarya konuşması var. Onu dinlemelerini tavsiye ediyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'de dünyada ilk kez emperyalizme karşı bir mücadeleyi, ulusal kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırmış olan insanları görüyorum. Sizler o zaman belki doğmadınız bile. O zaman belki hiçbiriniz yoktunuz. Ama hiç önemli değil, hiç önemli değil. Ben bugün en genç Cumhuriyet Halk Partili kardeşime bakarken bile onu Mustafa Kemal'in yanında ulusal kurtuluş savaşı veren bir insan olarak görüyorum. Sizlere baktığım zaman ben Sevr Anlaşması'nı imzalayanları değil, onları yırtıp atanları, Lozan'ı yapanları görüyorum.
Ben sizlere baktığım zaman dünyanın en güç döneminde ulusal bağımsızlığını gerçekleştirip çağdaş bir devlet oluşturmak doğrultusunda çok büyük çabalar harcamış olan o büyük kuvayi milliyecileri görüyorum. Atatürk devrimcilerini görüyorum. Türkiye'yi çağdaş bir toplum haline getirmek için yasa yapanları, kurum yapanları, ilke ortaya koyanları görüyorum. Köy enstitülerini kuranları görüyorum. Halk evlerini kuranları görüyorum. Eğitim hamlesi yapanları görüyorum. Medeni kanunu kabul edenleri görüyorum. Kadın erkek eşitliğini gerçekleştirenleri görüyorum. Türkiye'yi, yoksul Türkiye'yi ayağa kaldırmak için büyük ekonomik atılımlar planlayanları görüyorum. Anadolu'yu dört taraftan demir ağlarla örenleri görüyorum. Onları planlayanları görüyorum. O demir yollarını döşeyen işçileri görüyorum. Türkiye'nin bağımsızlık ruhunu görüyorum. Ben size baktığım zaman çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni bu dünyada, bu coğrafyada ilk kez bir Müslüman toplumun demokratik bir atılım yapabileceğini kanıtlamış olan insanları görüyorum. İslamiyet'in kutsal bir inanç olarak her birimizin inancında, yüreğinde, benliğinde, ruhunda bir yanda yaşarken, bir yandan da kadın erkek eşitliğini, bir yandan da demokrasi anlayışını, bir yandan da laik bir devlet düzenini bir arada gerçekleştirebileceğini ortaya koyanları görüyorum. Türkiye'yi demokrasiye taşıyanları görüyorum. İktidarını halk oy vermedi diye gönül huzuruyla, benim iktidarda olup olmamam önemli değil, yeter ki Türk halkı neyi isterse o olsun, kimi isterse o iktidar olsun diye büyük bir alçak gönüllülükle milli mücadeleyle geldikleri iktidar noktasından elinde çantası, şapkası ve paltosuyla ağır ağır yürüyerek Çankaya'dan aşağıya inen İsmet Paşa'yı görüyorum, arkadaşlarını görüyorum. Sizler busunuz değerli arkadaşlarım, bilin busunuz. Hiçbiriniz yaşamadınız belki bu günleri. Hiçbiriniz o günlerde hayatta değildiniz belki, ama hiç önemli değil, hiç önemli değil. Siz Atatürk'sünüz. Siz İsmet İnönü'sünüz. Siz Türk devriminin şanlı, onurlu geçmişisiniz. Türkiye'yi Türkiye yapanlarsınız. Demokrasiyi gerçekleştirenlersiniz. Türkiye'de emeğin hakkını koruyacağım diye ortaya atılanlarsınız. Emek diye ilk kez konuşan insanlar sizsiniz. Sendika diyen insanlarsınız. Demokratik sol diyenlersiniz. Sosyal demokrasi diyenlersiniz. Böyle söylediğiniz için Moskova'ya, Moskova'ya diye tepki gösterilenlersiniz. Sosyal demokrasinin vatanseverlik olduğunu, sosyal demokrasinin inançlara saygı göstermek olduğunu, sosyal demokrasinin emeğe saygı göstermek olduğunu, hukuka saygı göstermek olduğunu ilk kez Türkiye'ye öğretensiniz, öğreten. Ve siz 12 Mart'larda cezaevlerinde hesap vermeye çağrılanlarsınız. Siz 12 Eylül'lerde zincir bozanlara sürülenlersiniz. Merkez komutanlığında gözaltına alınanlarsınız. Siz Türkiye'de Atatürk ilkelerine, sosyal demokrasiye inandığınız için hizmet ettiğiniz okuldan bambaşka yerlere sürülen insanlarsınız.
işlerine son verilenlersiniz. Ekmeğiyle oynanan insanlarsınız. Haksızlığa maruz bırakılanlarsınız. Mağdur olan insanlarsınız. Demokrasi mağdurusunuz. Onur mağdurusunuz. Şeref mağdurusunuz. İnanç mağdurusunuz. Sizlere baktığım zaman ben bunları görüyorum. Türkiye'nin onurlu tarihini görüyorum. Şerefli tarihini görüyorum. Türkiye'nin özünü görüyorum. Türkiye'nin onurlu geçmişini görüyorum. Sizler 1 Mart'ta iş başındakiler 65 bin yabancı askeri getirip Türkiye'nin en hassas coğrafyasına yerleştirmeye kalktığı zaman Türkiye'yi bir kardeş kavgasına sürükleyebilecek olan yanlışlıkları yapmaya başladığı zaman olmaz öyle şey diyen, buna karşı çıkan, Türkiye'yi terör bataklığına sürüklenmekten alıkoyan insanlarsınız. Onlar sizsiniz, sizsiniz. Her biriniz o gün parlamentodaydınız. Her gün o kalkan ellerin içinde siz de vardınız. Sizler sadece Türkiye'nin onurlu geçmişi değil, sizler Türkiye'nin aydınlık geleceğisiniz. Aydınlık geleceğisiniz. Türkiye'nin yarınısınız. Türkiye'nin gelecekteki aydınlık günlerinin sahibi ve gerçekleştiricisi insanlarsınız. Ben böyle görüyorum sizi. Öyle misiniz? Öyle misiniz? Ben sizin öyle olduğunuzu düşünüyorum. Mayanlı arazilerin temizlenmesinde yine aynı şekilde karşı durmuştur. Hani bunları ne için anlatıyoruz? Türk siyasi hayatından sağlığı dolayısıyla, yaşı dolayısıyla şu anda çıkıyor, gidiyor. Fakat ne yazık ki Türkiye'de bazı değerlerin kıymeti yaşarken bilinmiyor, hissedilmiyor, takdir edilmiyor. Hem Türkiye'nin en büyük sorunu zaten etnik ve inanç siyaseti. Birinin etnik kökenine, birinin inancına, birinin vesaire suni bu gibi değerlerin kıymeti bilinmiyor. Hani uzun yıllarda takip ettiğim için hem çevremden hem de diğer siyasi aktörlerin onun nezdindeki eleştirilerine baktığımda herkesin bir şekilde eleştirebildiği, yalnız o eleştirinin içerisini dolduramadığı bir kişiliktir Deniz Baykal. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Suni eleştiriler. Yani suni eleştiriler. Neymiş efendim? İşte küçük olsun, benim olsun anlayışı içerisinde. Genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapıldı. Daha önceki genel başkanımızdan aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereden nereye getirmiş bir bakalım. Ya da Deniz Baykal'ı eleştirirken hangi doneler ortaya koyulmuş, onlara da bir bakalım. Yani ben biraz önce bir şey söyledim, yani Deniz Baykal 3 defa istifa etmiştir dedim. Bu partinin genel başkanlığından 3 defa istifa etmişti. Bir tanesi birleşme için. Bir tanesi 99, ki biraz önce anlattım o sürece nasıl gelindiğini. Çok büyük haksızlık edildi. Çok büyük haksızlık edildi. Birinci, sonuncusunda zaten hani Türkiye biliyor. Elle tutulur, gözle görülür. Eleştirilerin altının doldurulacağı bir şey yok, done yok. Bu kişisellikle alakası yok. Ben hayatım boyunca kişisel bir siyaset yapmadım. Ben kurumsal ve duruşa bakarım. Ben çok iyi biliyorum SHP ile CHP'yi birleştirmek için ne kadar çaba harcadığını, çok iyi biliyorum. Ödün verdiğini biliyorum. Sonra genel başkanlık yarışı kaybedilince Karayalçın ve SHP'nin hangi platformda siyaset yaptığını çok iyi biliyorum. Buna rağmen Deniz Baykal'ın gel deyip Murat Karayalçın'ı hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde vekil, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Belediye Başkanı adayı yaptığını ben biliyorum. Rahmetli Bülent Ecevit'e gel genel başkan sen ol dediğini biliyorum. Bunlar kayıtlarda hep. Bunların tamamı kayıtlarda. O DSP ve CHP döneminde hitap ederken 51'inin 70 küsür birinin milletvekili varken 120 küsür sosyal demokrat milletvekili, demokratik sol milletvekili hitabetini biliyorum. Kişisel olarak görüş ve düşüncelerini asla
parti ve devlet ve milletin önünde tutmadığını çok iyi biliyorum. Deniz Baykal siyaset yaptığı dönemde toplumu ve siyaset için çok çok önünde bir siyaset adamıydı. Yerli ve millicilerden çok yerli ve daha çok milli bir siyasetçiydi ve devlet adamıydı. Siyaset öğretmeniydi. Duruşuyla, fikirleriyle, Türkiye'ye kattıklarıyla her zaman övünebileceğim. Her zaman övüneceğim. Ve son nefesime kadar herkese anlatabileceğim. Gurur duyduğum. Atatürk'ten sonraki en büyük devlet adamlarından birisidir. Kendisine çok çok uzun ömürler, çok çok uzun yaşlar. Doğum günü kutlu olsun Sayın Yalınmış. Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, herkes senden kuşku duyarken, hem kuşkuya yer bırakır, hem kendine güvenirsen eğer, bekleyebilirsen usanmadan, yalanla karşılık vermezsen yalana, kendini evliya sanmadan, kin tutmayabilirsen kin tutana, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir, ikisine de vermeyebilirsen değer, ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe yeniden, döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı turada yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu, yüreğine, sinirine dayan diyecek, direncinden başka şey kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada, sen dayanabilirsen tek, her şeyiyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum, adam olduğun demek.